Gençler selamlar. Ben SML Hoca, İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlarım, türevin geometrik yorumunda kalmıştık. 2 günde sizlere video atamadım. Çeşitli sebeplerden kaynaklı. Kusura bakmayın lütfen. Kaldığımız yerden de şimdi devam edeceğiz. Merak etmeyin, yetiştireceğim ben sizi programı Allah'ın izniyle. Yetişemesek bile 1-2 gün geç kalırız. 2 Aralık'ta bitiririz, 3 Aralık'ta bitiririz ama sıkıntı yok yani bitireceğiz. Yani 2022'ye girmeden tüm bunlar bitmiş olacak. Hatta Aralık ayında zaten bitmiş oluyor en geç. Yine bir yandan AYT soru bankamızı çözüyoruz. Ve bir yandan da polinomlar fasikülünün çözümlerine tekrardan başladım. Onu da biliyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra abone sayımız da 133 bine doğru yaklaştı. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın sevgili gençler. Geometrik yorumu diye başlıyoruz. İsterseniz sevgili gençler, hadi abone olun. Ondan sonra derse başlayalım. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım, türevin geometrik yorumu dediğimiz kısım, aslına bakarsanız bunu şöyle değerlendirebiliriz. Bir türev 1 var, bir de türev 2 var. Mesela bundan önceki kısma türev 1 diyorduk biz. Buna türev 2 diyeceğiz. Neden türev 2 bunun ismi? Veya niye bundan önceki kısmın ismi türev 1'di? Şimdi türev 1 olmasının sebebi biz bu türev 1 dediğimiz kısımda, yani türevin geometrik yorumundan önceki işlediğimiz kısma sevgili gençler kısımda çeşitli türdeki fonksiyonların türevleri nasıl alınır? İşte onu öğrendik. Mesela polinom fonksiyonun türevi nasıl alınır? Rasyonel fonksiyonun türevi nasıl alınır? İki fonksiyon çarpılıyorsa türevleri nasıl alınır? Bölünüyorsa türevleri nasıl alınır? Parçalı tanımlı fonksiyonun türevi nasıl alınır? Mutlak değerli fonksiyonun türevi nasıl alınır? Hep bunları öğrendik. Hep türevi nasıl alınır? Türevi nasıl alınır? Ve şimdiye kadar da hep türevi öğrendik. Şimdi bundan sonra sevgili gençler kısımda türevin geometrik yorumunda daha çok türevi yorumlayacağız. Yani türev almayı öğrenmiyoruz artık. Öğrendiklerimizi uyguladığımız kısım burası. Bundan kaynaklı da türev 1'e göre daha meşakkatli olan bir bölümdür. Ama öğrendiğin takdirde daha fazla zevk alacağın bir bölümdür. Ki mesela şu an özel ders öğrencilerimle türevi bitirmek üzereyiz. Acil fasiküllerinden. Ve genel olarak genel kanı hep şu: hocam burası daha iyiymiş. Yani neden? Çünkü anladığın takdirde hiçbir şekilde bir zorluk yaşamıyorsun burada. Daha da eğlenceli geliyor. Niye? Yorum yapabiliyorsun. Unutmayın, bir şey hakkında konuşabiliyorsanız, yorum yapabiliyorsanız kendinizi böyle usta gibi hissedersiniz ki zaten matematikte de öyle. Bir şeyi öğrendiyseniz onu çözerken çözebiliyorsanız kendinizi usta gibi hissedersiniz ve usta gibi hissetmenin verdiği haz sevgili gençler bizi mutlu eder. Özgüven sahibi yapar. Dolayısıyla arkadaşlar bu konunun da iyi öğrenilmesi gerektiği taraftarıyım. Unutmayın. Yaklaşık 4 veya 5 soru çıkıyorsa 3 tanesi bu kısımdan, yani türevin geometrik kısmından oluyor. Aklınızda bulunsun. Şuraya kazıyın arkadaşlar. Şimdi türevin geometrik yorumu diyoruz ve başlıyoruz. Böyle bir grafiğimiz var. Alt tarafı okuduğumuz zaman daha da anlam kazanacak. F olan eğriye, denklemi F olan eğriye, apsisi 2, 0 olan bir noktadan çizilen teğetin eğimine biz M dersek. Yani sevgili arkadaşlarım bakın şurası 2, 0 noktası. Biz bu 2, 0 noktasına fonksiyona teğet çekmişiz. O teğet de şuradaki ismini yazmışız bakın buraya. Şimdi ben bu teğetin eğimini şuradan şöyle düşünecek olursam şunun karşı dik kenarını komşu dik kenarına bölerek oranlayarak bulabilirim. Artı hocam karşının komşuya oranı zaten dik üçgende tanjant alfaydı. Açıyı biliyorsam tanjant alfa ile de bulabilirim. Bu da bana eğimi verir. Bunların dışında artık şunu da yapabilirsiniz. Fonksiyonun bir kere türevini alırsınız. Bir kere türevini aldıktan sonra da x gördüğünüz yere hangi noktadan teğet atıyorsanız o noktanın apsisini yazarsınız ve böylelikle karşınıza eğim çıkar. Yani hocam bundan sonra f'in türevinde x sıfır demek tanjant alfa mı demek? Aynen öyle güzel kardeşim. Yani bazen soruların içerisinde sana türev al yerine bunu yaz demeyecek de grafik üzerinde alfayı verecek veya diyecek ki buradan çekilen teğet diyecek x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyorsa diyecek. Sen de diyeceksin ki ha tamam tanjant 135 eksi 1'di, demek ki bunun türevinde bu noktayı yerine yazdığım zaman eksi 1 sonucuna ulaşacağız diye yorumlar yapacaksın. Bunlar kaynaklı değerli bir konu. Şimdi
TYT ve normal. Normal dediğimiz de şu. Yani TYT dik olan doğru arkadaşlar. TYT ve normal birbirine dik olduklarından eğimleri çarpımı eksi 1'dir. E şimdi biz niye bunların eğimlerinin çarpımının eksi 1 olduğunu analitik geometride hocalarınız anlatmıştır ama ben de burada bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi şuranın 90 olduğunu biliyorsunuz. Burası da alfaydı. Alfa ile 90'ın toplamı 2 iç bir dıştan kaynaklı. Burası 90 artı alfadır dersiniz. Şimdi bu normal doğrusunun pozitif yönünü yaptığı açı. Bu da teğet doğrusunun alfada teğet doğrusunun pozitif yönünü yaptığı açı. Teğetin eğimi tan alfaydı. Normalin eğimi de o zaman tanjant 90 artı alfadır. Bunları çarpmak istiyoruz. Çünkü bunlar birbirine dik. Tanjant 90 artı alfada trigonometri bilgileriniz tazedir henüz. Tanjant alfa çarpı indirgeme formüllerinden bu kotanjanta çevrilir. İkinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi kotanjant alfadır deriz. Dikkat ettiyseniz burada tan alfa ile kot alfanın bir çarpımı var. Bu çarpımın sonucu da artı 1'di. E bu da bir de burada neyimiz var? Eksimiz var. O zaman bu ikisinin eğimlerinin çarpımının eksi 1 olması gerektiğinden bahsedebiliriz sevgili gençler. Bundan kaynaklı da herhangi bakın herhangi iki tane birbirine dik olan doğrunun eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şimdi burada da bundan bahsettik. Teğet eğimiyle normal eğiminin çarpımı eksi 1'dir. İsteyen dileyen bu formülü de göz önünde bulundurabilir ama gerek yok. Şunu biliyorsanız zaten o formülden çıkıyor. Yine analitik geometri derslerinden teğet ve normalin denklemlerini sevgili gençler hatırlıyorsunuzdur. Şurada sadece o formüllerde M yazıyordunuz. Zaten bu F türev X0 demek de X0 noktasında fonksiyona çekilen teğetin eğimi demek. M teğet diyelim buraya. Bir de sevgili gençler x0'a y0 noktasından geçiyorsa bu teğet işte bu teğetin denklemini aslında doğru denklemi bu teğetin denklemi sevgili gençler y eksi y0 eşittir eğim çarpı x eksi x0 biçiminde buluyorduk. Eğer normal denklemini istiyorsa tabii ki teğet denkleminin eğiminin eksilisinin çarpımsal tersini buraya yazıyorsunuz çünkü artık bu normalin eğimi oluyor. Normalin eğimi çarpı x eksi x0'da y eksi y0'a eşit oluyor. Formülü zaten biliyordunuz, aşinaydınız ama lütfen unutmayın çünkü değerli bir formül olacak bizim için. Şimdi yine analitik geometri derslerinden y eşittir mx artı n doğrusunun eğimi m'dir diyorduk yani. Bak şimdi bu doğrusal bir denklem, doğrusal bir fonksiyon. Türevini alırsa y'nin türevi eşittir m olur. İşte bu m de sevgili gençler bize eğimi verecektir. Yani ben artık şunu söyleyebilirim ki sen de biliyorsun zaten bunu. Bir doğrunun tüm noktalardaki eğimi sevgili gençler sabit sayıdır. Aynı sayıdır. Peki ax artı by artı c eşittir 0 doğrusunun eğimine eksi a bölü b diye ezberlemiştik hani analitik geometride. Bu nereden geliyor? Şöyle dersin. By eşittir eksi ax eksi c dersin. Yani y'yi burada yalnız bırakmak amacımız. Y eşittir eksi ax eksi c bölü b diyeceksin. Daha sonrasında da y'nin türevini alırsanız y'nin türevi eşittir. Bakın burada x'in katsayısı olacaktır ki o da eksi a bölü b'dir. İşte bundan kaynaklı da analitik geometride böyle bir formül ezberliyorduk. Tamam. Şimdi şunu düşünelim. Şuradaki alfa derecelik açı eğer bu alfa dar açıysa sevgili gençler. Yani x ekseniyle pozitif yönde bir dar açı oluşturuyorsa bu alfa. Diyoruz ki tanjant alfayı zaten dar açı olduğu için birinci bölgede tanjant pozitifti. Madem öyle eğim de pozitiftir diyoruz. Eğimi ben tanjant alfanın yarısına türevle de bulabileceğimi söylemiştim. Demek ki türevi de sevgili gençler ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Eğer ki bu şekilde bir doğru varsa bu doğru pozitif yönde x ekseniyle yaptığı açı geniş açı bakın. Dik açıdan daha büyük. Burası dik sonuçta. Dik açıdan daha büyük bir açı. Ve ben buraya teta dediysem eğer tan tetanın ben eksi tan alfaya eşit olduğunu biliyorum. Yani tanjantın negatif olması gerektiğini biliyorum. Tanjant negatifse tabii ki türev de negatiftir diyeceğiz. Bunları daha sonrasında da sevgili gençler değineceğiz. Merak etmeyin. Daha detaylı. Fx eşittir x kare artı 2 eğrisine üzerindeki x0 eşittir 2 absisli noktadan çizilen teğetin denklemini yaz demiş bize. Biz önce ne yapacağız? F'in türevini bulacağız sevgili gençler. Amaç eğimi bulmak. F türev x eşittir 2x olduğunu görüyorsunuz. Eğer ki F türev 2 derseniz çünkü üzerindeki 2 absisli noktadan çekilen teğetin eğimi lazım bize. O zaman 2 çarpı 2'den 4 gelir. İşte bu da bizim teğetimizin eğimidir. M teğet dedik. Daha sonrasında formülümüz y eksi y0 eşittir eğim çarpı x eksi x0'dı biliyorsunuz.
Hocam iyi hoş güzel 2-0'ı biliyoruz. Mesela burada 2 soru vermiş. Eğimi de bulduk 4 ama y0'ı nereden bulacağım? Gayet basit. 2 için fonksiyon nereden geçer? 2'nin karesi artı 2'den 6'dan geçer. Demek ki bizim fonksiyonumuz 2'yi 6 noktasından geçtiğine göre ben bu y0'ı 6 seçeceğim. Eşittir 4 çarpı x eksi 2 diyeceğiz. Y'yi yalnız bıraktığınız takdirde veya bütün hepsini bir tarafa toplayıp eşittir 0 dediğiniz takdirde denklemi yazmış olursunuz. Ben y'yi yalnız bırakmayı tercih ediyorum. Bazı kitaplar hepsini bir araya toplamayı tercih ediyor. İkisini de gösterelim. 4x eksi 8 eksi 6'yı bu tarafa atarsam eksi 2 olur. Ya bu şekildedir verilen sorunun cevabı. Ya da sevgili gençler y eksi 4x artı 2 eşittir 0 biçimindedir verilen sorunun cevabı. Bu da cevaptır. Bu da cevaptır. İkisi de doğrudur sevgili gençler. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleyin. Hatta şöyle bile vermiş olabilir. 4x eksi y eksi 2 eşittir 0 şeklinde dahi vermiş olabilir. Yani hepsini bu tarafa ya da hepsini bu tarafa toplamış olabilir. Aklınızda bulunsun. Bir diğer soru. Kök x artı m çarpı küp kök x artı bir fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki teğetinin eğimi 1 bölü 3 olduğuna göre m artı 1'in karesi nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyoruz. X eşittir 1 noktasındaki teğetin eğimi f türev 1'di ve f türev 1'in 1 bölü 3 olduğu bilgisi verilmiş bize aslında bakarsanız. Eğimini vermiş bakın burada. O halde bana f türev x lazım önce. F türev x, kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti biliyorsunuz. Şu küp kök x dediğimizde x üzeri 1 bölü 3'tü. Onu da artı dedim. M çarpı 1 bölü 3'ü başa attım. X üzeri eksi 2 bölü 3 dedim. 1'in türevi zaten sıfırdı. O halde f türev 1 diyorum eşittir. Bakın 1 bölü 2 gelir artı m çarpı 1 bölü 3 gelir. Çünkü 1'in her kuvveti 1'di. Bu da kaçmış arkadaşlar f türev 1? 1 bölü 3'tü. Dolayısıyla burayı da 1 bölü 3'e eşitleyeceğim. Şimdi m bölü 3 dedim eşittir. 1 bölü 2'yi bu tarafa fırlatıyorum. 1 bölü 3'ten 1 bölü 2'yi çıkarmamız gerekiyor. Burayı 2 ile tabii ki burayı da 3 ile genişletirseniz m bölü 3 eşittir dedim. 2 eksi 3 bölü 6 yaptı. Yani m bölü 3 eşittir. Eksi 1 bölü 6'ymış. İçler dışlar çarpımı yaparsanız m'nin eksi 3 bölü 6 yani eksi 1 bölü 2 olduğunu görürsünüz sevgili gençler. Demek ki bu noktadan çekilen teğetin eğimi pardon bu noktadan çekilen teğetin eğimi 1 bölü 3 iken burada m'nin eksi 1 bölü 2 olması gerekiyormuş. Bizden istenen de şuydu. M'ye 1 ekleyip karesini al. Şimdi eksi 1 bölü 2'ye 1 eklerseniz 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2'nin karesi sorulmuş bize. Sevgili gençler bu da 1 bölü 4'ün ta kendisidir diyebiliriz. Devam. f2x eksi 1 eşittir 3x kare artı 4x artı 4 olmak üzere. fx'in x eşittir eksi 1 apsis noktasından geçen teğetinin denklemini bul demiş. Bakın denklem bulacağız yine. Şimdi bize ne lazım? fx'in eksi 1 noktasındaki teğetinin eğimi lazım. Yani f türev eksi 1 lazım sevgili gençler. Bunu bulabilmek için fx yok elimizde ama f2x eksi 1 var. Bunun bir türevini almaya çalışalım. F'in türevinde 2x eksi 1 diyorum. Çarpı içinin türevi 2 eşittir. Karşı tarafın türevi 6x artı 4 dedim. Sonra da şöyle f türev eksi 1 lazım olduğu için ben x gördüğüm yere 0 yazarım. 2 kere 0 0 1 çıkardım eksi 1 çarpı 2 eşittir. 6 kere 0 0 4 ekledim 4. O halde f türev eksi 1 ne olur sevgili gençler? 4'ü 2'ye bölerseniz 2 gelecektir ki bu eğimdir. Eğimin ta kendisidir. Peki bu fonksiyon eksi 1 için nereden geçer? Eksi 1 için nereden geçerden ziyade f eksi 1 lazım bize. F eksi 1'i bulabilmek için de x gördüğüm yere 0 yazarım. Böylelikle f eksi 1 eşittir. 0 yazdım. 0 yazdım. 4 oldu. Yani eksi 1 için de fonksiyonumuz nereden geçiyormuş? 4'ten geçiyormuş. Buradan geçen ve eğimi 2 olan doğrunun denklemini yazacağım şimdi. Y eksi 4 eşittir. Eğim çarpı x eksi eksi 1 yani x artı 1. O halde y eşittir diyorum. 2x artı 2 artı 4'ten artı 6 gelir ve işte teğet doğrumuzun denklemi bu olur diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer örnekle. Şekilde f fonksiyonunun apsisi 2 olan k noktasından çizilen teğet bize gösterilmiş. Buna göre f türev 2 nedir diye sorulmuş. Şimdi f türev 2 demek zaten fonksiyona 2 noktasından çekilen teğetin yani işte şuradaki yeşil doğrunun eğimi demek zaten. Peki ben bu eğimi nasıl bulurum? Şurası alfaydı ya. Karşısı 4 birim, komşusu 3 birim, karşı bölü komşu. Yalnız şöyle bir durum var. Burada yapılan açı geniş açı olduğu için eğim negatiftir deyip eksi 4 bölü 3'tür diyeceğiz biz cevabımıza.
91. sayfamıza geçtik. Yine bir örnek. Parabolünün ikinci açıortay doğrusuna en yakın noktasının apsisi. Şimdi bakın, kafanızda şöyle kurgulayın arkadaşlar. X'ye kartezyen koordinat sistemimiz var. Bir tane de rastgele çiziyorum. Şöyle bir parabolümüz var varsayalım ki. O parabolü biraz daha yukarı taşıyabiliriz tabii ki. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bir de ikinci açıortay doğrusu var. İkinci açıortay doğrusu demek sevgili gençler, şu şekilde 45 derecelik açı yapan y eşittir x doğrusunun y eksenine göre simetri olan doğrudur. Şimdi bir de bu şekilde bir doğrumuz var. İkinci açıortay doğrusu. Ve şimdi bu ikinci açıortay doğrusunun arkadaşlar bize bu parabole en yakın noktasının nesi soruluyor? Apsisi. Göz kararı karar verebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte en yakın noktası şurasıdır ya da işte şurasıdır, şöyledir, böyledir. Tabii dik uzaklık da bulacaksınız. Fakat bunları bu şekilde düşünmenize bir fayda yok. Neden diye soracaksınız? Şundan kaynaklı. Arkadaşlarım bakın, ben bunun eğimini hiç bozmadan yukarı doğru taşıyacağım. İlk değdiği yer en yakın noktasıdır diyeceğim. Mantık, amaç bu. Şimdi şöyle yani. Bakın şu y eşittir eksi x doğrusuydu. İkinci açıortay doğrusunun ismi de budur. Y eşittir eksi x'ti. Ben bunu eğimini bozmadan bu tarafa doğru yaklaştırdım. İlk değdiği yer en yakın noktadır. Dolayısıyla en yakın noktanın apsisi de işte burasıdır. Bize de bu soruluyor. Hatta oraya A diyelim, olmaz mı? Buraya da şöyle A diyelim. Amaç yaklaştırmak. Sonuçta sen şeyde de ne, gündelik hayatta da aynı şekilde düşünürsün değil mi? Yani mesela şöyle düşün. Şu telefonun şu köşesini düşünün, tamam mı? Bu kalemin bu telefona olan en yakın uzaklığı neresidir ya da en yakın noktası neresidir diye düşündüğünüz zaman bu kalemi hiç eğimini bozmadan kaleme doğru yaklaştırırsınız ve ilk değdiği yer en yakın noktasıdır diyebilirsiniz sevgili gençler. Mantık bu. O halde diyorum ki aslına bakarsanız bu y eşittir eksi x'in eğimiyle buradaki teğet olan doğrunun eğimi aynıdır. Çünkü eğimi hiç bozmadan paralel bir şekilde yaklaştırdık biz bunu. Ben bunun eğiminin eksi 1 olduğunu biliyorum. O halde diyeceğim ki parabolün ismi belli zaten. X kare artı 6x artı 13'tü. Sonra da diyeceğim ki demek ki A noktasındaki eğiminin eksi 1 olması lazım. Yani F'in türevinde A'nın eksi 1 olduğuna yere bakacağım, A'yı bulacağım. Hangi noktadaki teğetinin eğimi eksi 1'dir diye soruyoruz çünkü. Alalım türevini arkadaşlar. F türev x eşittir ne olur? 2x artı 6 olur. F türev A da sevgili gençler 2A artı 6 olur. Ve bunun eksi 1 olmasını istiyoruz. Demek ki 2A eşittir eksi 7 olacakmış ve A da buradan ne gelecekmiş? Eksi 7 bölü 2. İşte sevgili gençler bu apsisin noktası, eksi 7 bölü 2 apsisin noktası bu parabole en yakın noktasıdır diyeceğim. Bu ikinci açıortay doğrusunun. Güzel soruydu. Devam ediyorum bir diğer örnekle. F ve G fonksiyonları reel sayılarda sürekli ve türevlidir. F fonksiyonunun x eşittir 2'deki teğetinin eğim açısı 135 derece. Yani bu ne demek şimdi? F fonksiyonunun x eşittir 2'deki teğetinin eğim açısı. Yani f türev 2 eşittir tanjant 135 demek. Tan 135 neydi arkadaşlar? Eksi 1 miydi? Demek ki buradaki eğimi eksi 1'miş. O halde f türev 2 eksi 1'dir. Gx'in de 1'deki teğetinin eğim açısı 120'dir. Yani sevgili gençler g'nin türevinde 1 diyeceğiz. G'nin türevinde 1 de neymiş? Tanjant 120 yani eksi kök 3'tür diyeceğiz. G1 eşittir 2 olduğuna göre g1'i de vermiş 2 diye. Diyor ki f bileşke gx fonksiyonunun x eşittir 1'deki teğetinin eğimi. Hemen şunun teğetinin eğimi sorulduğu için bunun türevini alıyorsunuz. F'in türevinde gx çarpı g türev x diyorsunuz. Daha sonrasında da 1 apsisi noktasındaki eğimi sorulduğu için 1'i yerine yazacağız. F'in türevinde g1 çarpı g türev 1 istenmiş bizden. Şimdi biliyorsunuz ki g türev 1 verilmiş bize zaten. Neymiş? Kök 3. Bu cepte. Sonrasında g1'i de vermiş adam bize. 2'ymiş bu da. Burası da 2. Gördüğünüz üzere f türev 2'yi de kendimiz bulmuştuk. Demek ki burası da 1. Bir kere kök 3 sorulmuş. Cevabımız kök 3'ün ta kendisidir. Basit bir soruydu. Ama dediğim gibi tamamen sözel olarak yazılmış bir sorudan senin bunları çıkarabilmen gerekiyor. Akledebilmen gerekiyor. Bir diğer örnek.
x küp artı 3 eğrisinin hangi noktalarından çizilen teğetleri 12x eksi 5 doğrusuna paraleldir diyoruz. Şimdi buna paralelse sevgili gençler bu teğetlerin eğimleri eğimlere eşittir. Yani eğim 12 olacakmış. Yani diyor ki f türev a eşittir 12 olsun istiyor. Ve bize bu a'ları soruyor. Şimdi o zaman bana f türev x lazım. Güzel kardeşim. F türev x nedir? 3x kare değil midir? O halde yazacaksın yerine a'yı. F türev a eşittir 3a kare olacak. Ve bunun da 12 olmasını istiyoruz. O halde a karenin 4 olması gerektiğini, a'nın buradan 2 veyahut eksi 2 olması gerektiğini bileceğiz. Hangi noktalarından çizilen teğetleri paralel diyordu? X eşittir. Yani 2 apsisli ve eksi 2 apsisli noktalarındaki teğetleri sevgili gençler buna paraleldir. Peki nokta dediği için ordinatları da bulmamız gerekiyor. 2 için 2'nin küpü 8, 3 ekledim. 11 noktası. Eksi 2 için eksi 2'nin küpü eksi 8, 3 ekledim. Eksi 5 noktası. Yani eksi 2'ye de eksi 5 noktasından çekilen teğetler sevgili gençler 12x eksi 5 doğrusuna paraleldir. Yani eğimleri 12'dir diyeceğiz. Diyor ki bu parabole orijinden çizilen teğetlerin eğimleri çarpımı acaba kaçtır diye sorulmuş. Eğimler çarpımı soruluyor. Şimdi bunu görsel olarak kafanızda canlandırmanız önemli. Canlandırabilmek önemli. X kare artı 4 parabolü sevgili gençler şöyle bir paraboldür. Ve şurası da 4'tür diyeceğiz. Daha sonrasında bu parabole 2 tane teğet atmış. 2 tane teğet atılır. Ve bu teğetlerde sevgili gençler şöyle olur. Bana diyor ki bunların eğimleri çarpımı nedir diye soruluyor. Pekala. Şimdi parabol sevgili gençler buradaki parabol simetrik bir yapıya sahip ve simetri eksenin de y ekseni olduğunu biliyoruz biz. O halde burası alfa ise kesinlikle ama kesinlikle bu tarafta alfadır diyeceğiz. Ve o halde bu mx ise sevgili gençler diğerine eksi mx olması gerektiğini söyleyebiliriz. Eksi mx olması gerektiğini söyleyebiliriz. Pekala. Şimdi de şöyle düşüneceğiz. Burada ben şunu mx eksi mx'i karıştırmayalım. Bu orijinden çekilen teğetlerin denklemlerinin mx olması gerektiğini düşünürüm. Çünkü mx artı n diyemem. N'nin zaten 0 olduğunu biliyorum. Dersin de n zaten 0 gelir. Niye orijinden geçmiş? 0 için 0'ı sağlayacak mı? O halde mx biçimindedir diyorum. Sonra da diyorum ki x kare artı 4 ile ben mx'leri birbirine eşitlediğim takdirde şuradaki değme noktasını bulurum mesela. Şurayı bulurum değme noktasını. Peki değme noktasını bulalım da hocam şöyle bir sıkıntı var. X kare hepsini bir tarafa topluyorum. Artı 4 eşittir 0. Burada m var ben bunu nasıl bulacağım? Zaten amaç m'yi bulmak değil miydi? Evet amaç bunu bulmak. Ama senin de şöyle bir kopyan var. Bir eğri var elinde ikinci dereceden ve bir doğru var. Ve bu eğriyle bu doğru birbirine teğet. Birbirine teğet derse artık bu denklemin, ortak denklemin deltasının sıfır olması gerektiğinden bahsedebiliriz. O halde alalım deltasını. M kare eksi 4 kere 4'ten 16 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan M 6 değil özür dilerim 4 veyahut eksi 4 olacak. Niye iki tane M geldi? Çünkü burası 4x, burası da eksi 4x. Zaten en başında mx ve eksi mx demiştim ama eksi mx'i karıştırmayalım istemiştim. Birinin eğimi 4, diğerinin eğimi eksi 4 geldi. Eğimleri çarpımı sorulmuştu. Zaten eğimleri çarpımı dediğimiz şey de 4 kere eksi 4'ten eksi 16'dır diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum. Dik değillermiş demek ki birbirine değil mi? Dik olsalar da eğimleri çarpımı eksi 1 olurdu. Yx eşittir f kare x eksi 2x fonksiyonunun üzerindeki x eşittir 1 apsisi noktasından çizilen normalin eğimi. Şurayı silebiliriz. Y eşittir de diyebiliriz ama yx olarak da kalabilir. Sıkıntı yok. X eşittir 1 apsisi noktasından çizilen normalin eğimi soruluyor. Bakın normal diyor unutmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Şu fonksiyon olduğu için ben y türev x'i bir kere bulmam gerekiyor. Karşının türevini alıyorum sağ tarafın. 2'yi başa attım. Üzerini biraz attım ve f'in de türevini aldım. Eksi 1 de 2x'in türevi de eksi 2'dir. Bana bir apsisli noktasındaki türevi önemli. O soruluyor. Y türev 1 diyelim. Bu da sevgili gençler 2 çarpı f1 çarpı f türev 1 ve eksi 2. Bize bu lazım. Şimdi ben f1'in ne olduğunu biliyorum. Bakın 1 için 4'ten geçtiğini biliyoruz. Bakın şurası 4.
Burası da 1. 1 için 4'ten geçtiğini bildiğimiz için burası 4. Peki bunun eğimi ne? Eğimini de şöyle bulacaksın. Bu noktadan çekilen teğet olduğu için eğim açısı burasıdır aslında. Ve karşısının 4 birim, komşusunun da 4 birim olduğunu biliyorsun. 1 ile 5 arası 4 birim. 4 bölü 4'ten 1 gelecek cevap ama burası geniş açı olduğu için eksi 1 diyeceğiz biz eğimine. 2 kere 4, 8. Eksi 1 ile çarptım. Eksi 8, eksi 2 geldi. Yani sevgili gençler eksi 10 geldi. Y türev 1 eşittir eksi 10 demek, bu m teğet demek arkadaşlar. Yani şu fonksiyona bir noktasından, bir absis noktadan çekilen teğetin eğimi eksi 10 demek. Peki normali ne olur? Biliyorsunuz ki m teğet ile m normalin çarpımı eksi 1 olacaktı. Bu 10'sa, eksi 10'sa şunun ne olması lazım? 1 bölü 10 olması lazım ki cevap eksi 1 gelsin. Demek ki m normal kaçmış arkadaşlarım? 1 bölü 10 olması gerekiyormuş diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Fx eşittir x küp eksi 1 eğrisine üzerindeki p 1'e 0 noktasından çizilen teğet eğriyi bir başka q noktasında kesmekte. Q noktasının koordinatları toplamı sorulmuş. Şimdi sizle beraber gelin bir kartezyen koordinat sisteminde x küp eksi 1'i bir çizelim. X küp eksi 1 şöyle bir eğri olacak sevgili gençler. Orijine göre simetrik bir eğri. Ve bu x küp. X küp eksi 1'i nasıl bulacağım? Bir birim aşağı kaydırılmış halidir diyeceğim. Ve 1'e 0 da şurasıdır sevgili arkadaşlarım. Pekala, şimdi buradan çekilen teğet diyor. Yani şöyle bir teğet çektiğin takdirde bu teğet bu eğriyi farklı bir noktada da kesiyor diyor. Q noktası. Yani tam olarak şurası burada kestiğine göre. İşte bu noktanın koordinatları toplamı sorulmuş. Yani ben buraya A dersem, buraya B dersem A ile B'nin toplamı sorulmuş bize diyebiliriz. Bu x küp eksi 1'dir. Bunu da unutmayın. Evet, şu an soru gayet açık. Bunu geometrik olarak dile getirdik soruyu. Şimdi bunu bulacağız. Diyeceğim ki öncelikle ha bu bir noktasından çekilen teğetin eğimi nedir? Önce onu bir bulalım. F türev 1'i bulalım yani. F'in türevinde x'i önce yazıyorum. 3x karedir. Daha sonrasında ben burada x gördüğüm yere 1 yazarsam eğim 3 gelecektir sevgili gençler. Bu m teğet eşittir 3'müş. Ve 1'e 0 noktasından da geçtiğimi bildiğim için 1'e 0'dan geçiyor. 10 yazdık. 1'e 0'dan geçiyor ve eğimi de sevgili gençler 3 ise y eksi 0 eşittir 3 çarpı x eksi 1 diyorum. Bu bana teğet denklemini verir. Yani y eşittir 3x eksi 3. Şimdi bu eğrimizle, yani bu doğruyla şu eğrimizin diğer kesiştiği noktayı bulmamız gerekiyor ya bizim. O halde diyorum ki x küp eksi 1'i 3x eksi 3'e eşitleyelim. Şimdi burada ben x küp eksi 1'i x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 biçimde yazarım. Karşı tarafı da 3 parantezinde x eksi 1 diye yazabiliriz. Ve burada gördüğümüz gibi zaten hali hazırda bir noktasında kesiştiklerini bildiğimiz için artık bu x eksi 1 ifadelerini sadeleştirebilirim. Çünkü zaten bir noktasında kesişiyorlar. Geriye kalan x kare artı x artı 1 de 3'e eşit olacak. Yani x kare artı x 3'ü bu tarafa gönderdim. Eksi 2 eşittir 0 dedim. Ve burası x'e x. Burası da artı 2 eksi 1 geldi ki şuradan x eşittir 1 gelir. Buradan x eşittir eksi 2 gelir. Ya hocam 1'i zaten bulmamış mıydık? Bir daha 1 çıktı karşımıza. Bu 1 niye çıktı diye düşünmen gerekiyor bence şimdi senin. Ve onun da cevabını çat diye söylemen lazım. Söyleyemiyorsan ben sana çat diye söyleyeyim onun cevabını. Çünkü sevgili gençler, ha bu teğet, buna adı üstünde teğet. Buna teğet de arkadaşlar. Teğet olduğu için çift katlı kökü vardır. Bir buradan gitti, bir de aslında buradan geldi. Bak çift katlı kök. O zaman diğer nokta neymiş? Eksi 2. O eksi 2 de burasıdır aslında bakın. Eksi 2 için nereden geçer? İster burada yerine yaz, ister doğru denkleminde yerine yaz. Doğru denkleminde yerine yazmak daha basittir her zaman. 3 çarpı eksi 2, eksi 3 dedim. Burası da eksi 6, eksi 3 daha eksi 9 yapar. Koordinatlar toplamı sorulmuştu. Eksi 2 ile eksi 9'un toplamı da sevgili gençler bize eksi 11 cevabımızı verecektir. Sen gidip o eksi 2 noktasını x küp eksi 1 de yerine yazsan da zaten yine eksi 9 bulacaktın. Bunda bir şüphen olmasın. Bir diğer örneğimizdeyiz. Şu kısmı siliyorum. Kalabalık görünmesin soru. H3x eksi 1 x kare bölü fx ise hx'e x eşittir 5 absis noktasından çizilen normalin denklemini bulunuz demiş. Şöyle yani h türev 5 lazım bize. Bu bizim eğimimiz olacak. Bir de h5 nereden geçer? Bir de o lazım. Şu.
Önce H5 nereden geçer orana bir bakalım. X gördüğünüz yere 2'yi yazarsanız 2 kere 3 6 1 çıkardınız. 5 gelir içerisi. Böylelikle x gördüğünüz yere 2 yazarak devam edin. H5 eşittir 2'nin karesi 4 bölü F2. Bakın şurası F2 olacak. Peki F2 kaç? Bak burada hop 4. 4 bölü 4'te 1 zaten, doğru mu? Demek ki 5 için 1'den geçen ve eğimi de bu olan. Bir de şimdi eğimini bulalım. O zaman H'ın türevinde 3x eksi 1 çarpı içinin türevi eşittir dedim. X kare bölü F2'nin türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi birinci sabit ikincinin türevi bölü ikincinin karesi diyorum. Yani F kare X diyorum. Sonrasında da artık gene X gördüğümüz yere 2 yazmamız lazım. Çünkü 5 gelmesi gerekiyor içerisinin. H türevi 5 soruluyor. 2'yi yazarak devam edelim. H türevi 5 ile 3'ü çarpınca ne geliyormuş bakın. 2 kere 2 4 çarpı F2 neydi? 4'tü. Eksi 2'nin karesi 4 çarpı F türevi 2. F türevi 2 lazım şimdi de. Bunu da sevgili gençler nasıl bulmamız gerekiyor? Bak şöyle. Şurası karşı, aha da burası komşu diyeceğiz ama hani şurayı bilmiyoruz. Onu mu bulalım bu sefer de? Yok, gerek yok. Bak aynı üçgenden şuraya da benzer üçgenler oldukları için şurası 2 birim zaten. Burası da 2 birim. Buradaki alfa ise zaten burası da alfa. 2 bölü 2'den de geniş açı olduğu için eksi 1'dir diyeceğiz eğimi. O halde burası da eksi 1'miş arkadaşlar. Bölü F2'nin karesi. F2 4'tü. O zaman 16 olacak değil mi? F2 4'tü. 4'ün karesi 16. Şimdi 4 kere 4 yukarısı 16 yaptı. Eksi 4 kere eksi 1 de eksi 4 artı 4 diyeceğim. Bölü 16. Yani bu da 20 bölü 16. Yani bu da 5 bölü 4 gelecek. Bu da benim eğimim olacak. Şimdi benden neyi istemişti? Denklemi istemişti değil mi? Yazıyorum bakın. Y eksi 1 eşittir. Eğim 5 bölü 4 çarpı x eksi 5. Şimdi böyle bir cevap bulamazsınız. Hele bölülü bir cevap dağıttığınız zaman 5x bölü 4'ler falan gelecek. Şıklarda bu da yoktur. Tamamını 4 ile genişletin arkadaşlar. İse dedim. 4y eksi 4 eşittir. 5 parantezinde x eksi 5 oldu. Buradan 4y eksi 5x. Bakın bunu bu tarafa attım. Şurası eksi 25'ti. Bu tarafa atarsam artı 25 gelir. Artı 21 eşittir 0. İşte cevap olarak bunu söyleyebilirsiniz artık. Şıklarda da bu vardır zaten. Anlaştık diye umuyorum. 92. sayfamıza geçtik. Bir diğer örnekteyiz. Y eşittir eksi x kare paraboline. Üzerindeki seçilen 2 bölü 3 eksi 4 bölü 9 noktasından çizilen teğetin değme noktasından itibaren AB eşittir 10 birim olacak şekilde bir B noktası işaretlenmiş. A ve B'nin ordinatlarının pozitif farkı soruluyor. Şimdi sevgili gençler, olayı çizmek gerekiyor. Çizelim. Çizmeye gayret gösterelim. Şöyle yapalım. Aşağı çizeriz şimdi. Şimdi bizim elimizde eksi x kare parabolümüz var ki eksi x kare parabolü sevgili gençler tam olarak şu paraboldür. Şöyle çekeceğiz. Bir de böyle çekelim. Tamam, böyle bir parabol var. Bu eksi x kare. X kare de bunun simetriydi biliyorsun. Üzerinde de 2 bölü 3'e yani şurada şöyle 2 bölü 3 diyelim. 2 bölü 3 için eksi 4 bölü 9'dan geçen eksi 4 bölü 9 diyelim. Şöyle bir nokta var. Ve ben bu noktada sevgili gençler çizilen teğetin değme noktasından itibaren diyor. Bak şöyle. Burası neydi bu arada? A noktası diyelim oraya, olur mu? Karıştırmadan şimdi hepsini isimlendirerek gidelim. Bak burası A noktası, unutma bunu. Şimdi diyor ki buradan bir teğet çekeceksin diyor. Teğeti şöyle çektim arkadaşlar. Tamam. Teğeti çektikten sonra da diyor. A ile B'nin arası 10 birim olacak şekilde bir B noktası işaretli diyor. Ama şimdi ben B'yi buradan da seçebilirim. Ben bu B'yi buradan da seçebilirim. Yani A, B eşittir 10 birim olsun diyor ya. Ya burası 10 birimdir ya da burası 10 birimdir. İkisi de sıkıntı yok, olur. Sonra ordinat farkı soruluyor. Hiç sıkıntı değil. Şimdi diyor ki bu A ile B'nin diyor ordinatları farkı sorulmuş bize. Yani diyor ki şunu şöyle yap diyor. Şunu da şöyle yap diyor. Bana şuradaki uzunluğu bul demiş. Çünkü ordinatlar farkı burasıdır. Umarım anlamışsınızdır. Pekala. Şimdi şurasının 10 birim olduğunu ben biliyorum zaten. Bunda bir sıkıntımız yok. Öncelikle ben şunu bulmak istiyorum. Şuradaki eğimi bulabilirsem karşının komşuya oranından hani KK derim. Burası da 10 diye en azından o K'lardan hareket edebiliriz. Şöyle diyelim biz. Bu şunun türevini alalım. Eksi 2x.
2 bölü 3 noktasından çekilen teğet eğimi olacağı için eksi 2'yi 2 bölü 3 ile çarpalım. Bu da ne gelir? Eksi 4 bölü 3 gelir. Yani arkadaşlar burası 4K'ymış, burası 3K'ymış diyebiliriz artık. Şimdi 3K, 4K, 10. Yani ben buraya 6, 8, 10 diyemez miyim? Ederiz. Madem öyle, ordinatlar farkımız ne olur bizim? 8 birim olacaktır. K'dan kaynaklı. Umarım anlaşılmıştır. Ya hocam diğeri de B noktasıydı. Ona da bir çare bulamaz mıyız? Bulursun da aynı şeyi yaparsın. Dersin ki burası 10'du. O zaman burası 6, burası 8 dersin. Yine ordinatlar farkının pozitif değeri yine 8 olacaktır. Yine 8 olacaktır. Bir sıkıntımız yok. Devam ediyorum. Yukarıdaki grafikte verilenlere göre demiş. Gx eşittir f kare x artı fx eksi 3 ise g türev 2 nedir? Şimdi g'nin türevi lazım. G türev 2'si bir bulalım. Türevini alıyorum. 2'yi başa attım. F'in üstünü biraz alttım ve f'in türevini aldım. Artı f'in türevinde x eksi 3 dedim. G türev 2 sorulduğuna göre x gördüğümüz yere 2'yi yapıştıracağız. Yapıştıralım. G'nin türevinde 2 eşittir 2 çarpı f2 çarpı f türev 2 artı f'in türevinde 2'den 3 çıkardım eksi 1. Şimdi bunu bir hesaplamaya çalışalım gençler. Öncelikle 2x artı 2'yi 0'a eşitleyen değer eksi 1'dir. Dolayısıyla burası eksi 1 apsis noktadır. Bu bir cepte. 2 için 2 kere 2 4. 2 ekledim 6. Demek ki burası da 6. Bunda da bir sıkıntımız yok. F2'nin 6 olduğunu öğrendik. F2'nin 6 olduğunu öğrendik. F türev 2'nin yani 2 noktasından çekilen teğetin eğimi. O da şurası 6. Burası 3 olduğu için 6 bölü 3'ten 2'dir. F türev eksi 1 lazım bir de. Şimdi F türev eksi 1 dediği şey de arkadaşım şu fonksiyona eksi 1 noktasından çekilen teğetin eğimi. Şimdi ben bu fonksiyona eksi 1 noktasından bir teğet atarsam bu x ekseninin ta kendisi olacaktır. X ekseninin kendisinin eğimi de biliyorsun 0'dı. O halde burası da 0'dır. Yani cevap 2 çarpı 6 çarpı 2'den 24'müş diyeceğiz. Evet gençler umarım soru sayısı yeterli olmuştur. Bundan hemen sonra yapman gereken bu kısma kadar olan şeylerle ilgili soru çözmen gerekiyor. Bol miktarda soru çöz ki bunlar senin kafana net bir şekilde otursun. Dediğim gibi bu konunun iyi oturması gerekiyor. Sizden ricam gerek acil fasiküllerinden gerek elinizde farklı bir yayının fasikülü varsa ama acil öneriyorum. Hani bizim yayın olduğu için değil. Ben konu sıralamasını inanılmaz çok beğeniyorum sevgili gençler. Acil fasiküllerinin. Acil fasikülünden hemen bir tekrar yapabilirsin. Genel bir tekrar soruları çözerek. Çözümleri yine benim kanalda var zaten. Daha sonrasında gerekirse acil AYT soru bankasından ama AYT soru bankasını bence bütün konuları bitirdikten sonra çözmeye başla. Önce buradan bir genel konu tekrarı yap. Daha sonrasında acil soru bankası. Eğer acil soru bankası yoksa elinde yine elindeki farklı bir soru bankasından da konu tekrarı yapabilirsin. Ve yine sevgili gençler kanaldaki türev videolarını izleyebilirsiniz. Konu ne kadar oturursa o kadar özgüvenli hissedersin. Sana şunu söyleyebilirim ki ülkede sınava giren sayısalların bile yarısından çoğunun boş bıraktığı bir konu buralar. Limit türevi integral sayısalların yarısında yok zaten. Ben yapıyorum diyen de sınava giriyor. Ya yarı yarıya yapıyor ya da eksisi artısından daha fazla. Dolayısıyla sen bu konuyu ne kadar iyi yaparsan ki biliyorsun AYT'de standart sapma da var. Bu konunun sana vereceği puanlar efsane olacaktır AYT'de. Ki bir de şöyle bir durum var. Biliyorsun ki AYT'de soru başına 2,5 dakika gibi efsanevi bir zaman kalıyor. Dolayısıyla bunları yapmaman için, bu konuları kafanda elemen için ama bunları da yapmayı vereyim demek için aşırı derecede erken bir konumdasın. Merak etme. Önünde süre de var. Çalışacak zaman diliminde var. Anlatacak hoca da var. Bak burada. Dolayısıyla sevgili arkadaşım ne yapman gerekiyormuş? Adam akıllı bunları oturt ki kafanda sınavdan sonra artık senden rahatı olmasın. Hani şu veresiye veren ve peşin alan diye muhabbet eder. Peşin alan gibi otursun, oturursunuz ondan sonra ama bu konular oturmazsa ve sınavda da sen bu konuları elersen aynı öyle veresiye veren esnaf gibi kara kara düşünmeye devam edersin. Sonra da dersin ki ben bir sene daha hazırlanayım. İnşallah bir sene daha hazırlanmasın. Çünkü mezuniyet psikolojisini aşmak, mezuniyet psikolojisini yenmek çok zordur. Ben kendim mezuna kalmamıştım kendi senemde. Direkt girmiştim. O psikolojiyi kaldırabilir miydim? Belki kaldırırdım. Belki matematik okumazdım. İdealim olan işte ODTÜ'de mimarlık okurdum. O zamanlar kazanamıyordum o sıralamaya.
ODTÜ'de mimarlık okurdum. Fakat dediğim gibi sevgili gençler, mezuniyet psikolojisini kaldıramayacağımı düşündüğüm için ben 2 senemden yazdım tercihimi, gittim. 19.000 sıralama kötü bir sıralama değil sonuçta. Ama yazdık, matematik okuduk. Ama sevgili gençler, sıkıntı yok. Ben bunu yaptım, sizler yapmayın. İlk senenizde idealiniz olan bölümü çatır çatır kazanın ve girin üniversitenize inşallah. Artan azalan fonksiyonlarla türev ilişkisinde görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve sizleri seviyorum tabii ki. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.